Bilgili Kal kanalından herkese merhabalar. Bu videomuzda araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalarda dünyadaki yaşantımızı olumsuz etkileyebilecek potansiyelde dünyadaki oksijen seviyesinin gitgide azalmasına karşın insan hayatındaki risklere değineceğim. İyi seyirler. Dünyanın erken oluşum aşamalarında oksijen seviyeleri oldukça düşüktü ve şimdilik uzak görünse de gelecekte tekrar aynı seviyelere düşmesi oldukça muhtemel. Yaklaşık 1 milyar yıl sonra dünya atmosferi çok az miktarda oksijen içeriyor hale gelecek ve bu da kompleks oksijenli yaşam için elverişsiz koşulları ortaya çıkacak. Bugün dünya atmosferinin yaklaşık %21'ini oksijen oluşturmaktadır. Oksijence zengin doğası dünyayı insanlar gibi büyük ve karmaşık organizmalar açısından ideal bir yaşam ortamı haline getiriyor. Japonya'daki Tōhō Üniversitesi ve Atlanta'daki Georgia Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar, dünyadaki atmosfer koşullarının nasıl değişeceğini tahmin etmek için dünyanın iklimsel, biyolojik ve jeolojik sistemlerini modelledi. Araştırmacılara göre, dünyanın oksijenli atmosferi kalıcı bir özelliğe sahip değil. Bu durumun muhtemel nedenlerinden birisi, güneşin yaşlandıkça daha çok ısınacak ve daha fazla enerji yayacak olması. Yapılan hesaplamalara göre bu durum, karbondioksit ısıyı absorbe edip parçalandıkça atmosferdeki karbondioksit miktarının azalmasına yol açacak. Yaklaşık 1 milyar yıl içerisinde olması beklenen bu değişim ile karbondioksit seviyeleri bitkiler dahil olmak üzere fotosentetik organizmaların hayatta kalması ve oksijen üretmesi için yeterli olmayacak seviyelere düşecek. Fotosentetik organizmaların bu toplu yok oluşu da atmosferdeki oksijen seviyesindeki dramatik düşüşün temel nedeni olacak. Araştırmacılara göre hesaplanan bu düşüşle atmosferde günümüzdekinden yaklaşık 1 milyon kat daha az oksijen kalacak. Öte yandan atmosferdeki metan gazı seviyesi de bugünkünden yaklaşık 10 bin kat daha yüksek seviyelere ulaşacak. Dünya atmosferindeki değişiklikler meydana gelmeye başladığında bu süreç artık çok daha hızlı ilerleyecektir. Ekibin hesaplamaları, atmosferdeki oksijenin bu değişiminden itibaren yaklaşık 10 bin yıl içinde tamamen kaybedebileceğini gösteriyor. Ekibe göre biyosfer, böylesi bir dramatik çevresel değişime adapte olamayacaktır ve dünyadaki yaşam büyük oranda mikroskobik düzeyde devam edecektir. Anaerobik ve ilkel bakterilerin çoğunun şu anda gölgelerde saklandığı bir dünya yine yönetimi ele geçirecek. Bu tahminlere göre karadaki ve sudaki yaşam sona erecek. Oksijenden oluşan ozon tabakası tükenecek ve bu durum dünyayı ve okyanusları yüksek seviyelerde ultraviyole ışığa ve yanan güneşten gelen ısıya maruz bırakacaktır. John Hopkins Üniversitesi'nden Natalie Allen, New Scientist'e yaptığı açıklamada oksijenin birçok formuyla dünya üzerindeki yaşamı tamamen iç içe geçtiği için çok önemli bir biyolojik imza olduğunu söylüyor. Ancak yeni tahmin oksijen varlığının değişken olduğunu ve yaşanabilir bir gezegende kalıcı olmayabileceğini gösteriyor. Puerto Rico Üniversitesi'nden Kevin Ortiz-Ciballos ise diğer yıldızların etrafında dünyaya çok benzeyen gezegenler için bile karmaşık yaşamı destekleyebilseler veya desteklemiş olsalar dahi atmosferlerinde büyük miktarda oksijenin tespit edilemeyebileceğini öne sürüyor. Ciballos'a göre gezegenlerin etrafında oksijen tespit edememenin o gezegenlerin yaşanamaz oldukları anlamına gelmediğini söylüyor. Nature Geoscience'te yayınlanan araştırmanın yürütücüleri Kazumi Ozaki ve Chris Reinhardt ise uzaylı yaşamı için oksijen yerine başka biyo işaretlerinde araştırılması gerektiğini söylüyor. Ekibe göre örneğin bir gezegenin atmosferindeki hidrokarbon bulutları dünya dışı yaşamın daha uzun süreli bir işaretini sağlayabilir. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Bilgili kalın.